İyi akşamlar. 29 Temmuz 2016 günlerden Cuma. RT Televizyonu Ana Haber Bülteni'nde canlı yayına karşınızdayız. Yoğun bir gündem var bu akşam. Hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında Ereğli'de gözaltına almalar devam ediyor. Dün gece de örgüte üye oldukları iddia edilen 17 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Beytullahçı terör örgütünün darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam Ereğli'de 17 kişi gözaltına alındı. Beytullahçı terör örgütü soruşturmaları kapsamında Ereğli'de yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınarak ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Gözaltına alınan 17 kişi sağlık kontrolünün ardından Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşte gözaltına alınan isimler: İşçi TT, Öğretmen ST, Öğretmen EY, Öğretmen NA, Öğretmen GY, Esnaf ME, Polis Memuru VÖ. Koruma İnfaz Memuru MAT, Koruma İnfaz Memuru SS, Koruma İnfaz Memuru TA, Koruma İnfaz Memuru MAK, Koruma İnfaz Memuru ŞG, Koruma İnfaz Memuru MK, Koruma İnfaz Memuru RV, Koruma İnfaz Memuru ME, Koruma İnfaz Memuru NA, Koruma İnfaz Memuru GY. Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Efendim Ereğli'de bu Fethullah Gülen cemaatine ait, FETÖ teröristine ait bir okul vardı. Özel Şayka Okulu. Ve bu okul geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim'e devredildi. Çok da güzel bir durum oldu. Adı da değişti. Şehit Ömer Halis Demir ismi verildi. Ereğli'de bir okula şehit edilen Nideli Astsubay Ömer Halis Demir'in adı verildi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında terör örgütüyle bağlantılı olduğu için el konulan özel Merve Şayka İlkokulu'nun ismi Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu olarak değiştirildi. Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Milli Eğitim Müdürlüğü kapatılan özel okulun tabelasını indirerek okulun ismini darbeci General Semih Terzi'yi alnından vurarak olayın seyrini değiştiren ve şehit edilen Nideli Astsubay Ömer Halis Demir'in adını verdi. Ülkesini, vatanını ve milletini seven nesiller yetişecek inşallah. Ereğli'deki bu okulda olduğu gibi Türkiye genelindeki bu yapılanmaya ait ve devlete devredilen bu okullarda. Öyle Fethullah Gülen cemaatine karşı saygı duyacak olan insanlar değil. Tekrarlıyorum, vatanını, milletini, devletini seven nesiller yetişecek inşallah bu okullarda. Devam edelim kaldığımız yerden. Gurur duyduğumuz bir tablo. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. Musa Avsever hemşerimiz. İşte detaylar. 15 Temmuz darbe girişimi akşamı televizyonlara bağlanarak "Milletimin emrindeyim" diyen hemşehrimiz 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Musa Avsever, askeri şura toplantısının ardından Orgeneral rütbesini alarak 1. Ordu Komutanı oldu. Gösterdiği dik duruşla halkın takdirini kazanan Orgeneral Musa Avsever'in 1. Ordu Komutanı olduğunu duyan vatandaşlar sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yayınladı. "Hemşehrimizin böyle bir göreve getirilmesi bizleri mutlu etti" diyen Ereğlili vatandaşlar Avsever'e yeni görevinde başarılar dilediklerini ilettiler. FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltında 6 kişi vardı değerli izleyenler. Gözaltında 6 kişi vardı. Bunlardan 4'ü tutuklandı. Hemen bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine demokrasi nöbeti vardı dün akşam Ereğli'de. Bunu ekranlarınıza getireceğiz. Ancak bu tutuklanan 4 kişi kim? Hemen bu konuyla ilgili bilgi verelim. FETÖ PD'ye terör örgütü soruşturmaları kapsamında dün mahkemeye çıkarılan Esnaf ÜG, EÖ, Esnaf HÖ, Oda Temsilcisi MA, Esnaf AK ve öğrenci olduğu söylenen EE olmak üzere 6 kişi mahkemeye çıkarıldı. ÜG ve EÖ çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. HÖ, MA,
AK ve EE tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan bu 4 şahıs arasında esnaflar da var. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek istiyorum. Ve buyurun şimdi demokrasi nöbetleriyle devam edelim. Kahraman Türk milleti darbecilere fırsat vermedi. 15 Temmuz gecesi milletin iradesi yumruk olup paralel yapının adamlarının tepesine indi. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozarak yıllarca anlatılacak bir destan kazıdı tarihine. Ereğli darbe girişiminin 14. gecesinde de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'ndaydı. İlahiler söylendi ve dualar hiç eksik olmadı. Kendi güzel Muhammed. Ereğli Müftüsü Yusuf Eseroğlu da meydandaki yerini aldı. Bir anda vara gele. Özgüven, genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e herkesin demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmaya devam ettiğini belirtti. Şu an itibariyle AK Parti ilçe başkanımızla birlikte yanımızda yok ama yine kalabalığın arasında diğer siyasi partilerden arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla 7'den 70'e diye tabir edebileceğimiz çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla Ereğli'de demokrasi ve milli iradeye sahip çıkma noktasındaki nöbetini tahmin ediyorum 14. günden beri sürdürüyor. Bir taraflardan işte Mevlid-i Şerifler okunuyor, bir taraftan ilahiler okunuyor, bir taraftan Kur'an-ı Kerimler okunuyor, bir taraftan yavrularımız şiirler okuyor. Yani burada duygu dolu ve bu anlamda vatan millet sevgisine bağlılık noktasında vatandaşlarımızın hissiyatını hep hissediyoruz. Burada İlerleyen saatlere rağmen vatandaşlarımız bırakmadan bir birlik ve beraberlik içerisinde bu nöbeti sürdürüyorlar. Ülkemiz 15 Temmuz gecesi bir uçurumun eşiğinden döndü ve bu anlamda da özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu olup da ama hain ve kalleş ruha sahip, vatan millet sevgisinden uzak, bu milletin vergileriyle alınan silahlarla yine bu millete kurşun yağdıracak kadar adi olan bu FETÖ örgütünün mensupları ve uzantıları bir darbe girişiminde bulundular. Bu darbe girişimi önce Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, daha sonra Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve halkımıza verdiği mesajlarla ve en son olarak da halkımızın dirayeti ve dik duruşuyla önlendi. İnşallah önümüzdeki süreçte bir musibet bir nasihattan iyidir atasözüyle ülkemizin aydınlık günlere daha hızlı ilerleyeceğini, büyük Türkiye hedefine daha hızlı ilerleyeceğini umuyoruz ve öyle diliyoruz. Bu bağlamda buraya gelen tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelmek bir vatan, millet sevgisinin bir göstergesi. Gelemeyen hemşerilerimiz de gönülleriyle destekliyor. Ama bu park, bu meydan 14 gün boyunca dolup taşıyor. O açıdan 23 günlük bebeğiyle gelen de var. 85 yaşındaki bir büyüğümüz de geliyor, gencimiz de geliyor. Buralar böyle asil bayraklarımızla donatıldı. Belediye olarak bizler de ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Ereğli'nin yanı sıra Halkapınar'da da devam ediyor bu demokrasi nöbetleri. Dün Halkapınar'a gittik. Buradaki demokrasi nöbetini şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ancak sizlerden bir ricam var. Belediye Başkanı Fahri Vardar öyle bir konuştu, öyle bir konuştu ki lütfen dikkatle izleyelim. Halkapınar'da da demokrasi nöbetleri 15 Temmuz gecesinden bu yana sürüyor. Vatandaşlar istikrarlı bir şekilde belediye önünde haklı direnişine devam ettiriyor. Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar'la AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Fatih Köşker dün akşam konuşma yaptı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. 15 Temmuz olaylarını naletle kınıyorum. Vatandaşımız memleketine, halkına, askerine, polisine her an için saygılıdır. İç içe birlik beraberliğini sağlamaktadır. Tabiri caizse Sayın Rahmetlik Ecevit'in bir sözü var. O gün Şatı'nın başbakanının.
bir avuç parazit 3,5 çocuklarını didiği olacak diye bir şart sözü var. Biz de onu hesabı bir avuç 3,5 çocukları kalkmışlar ihtilal yapmaya. Evvel Allah'ın izniyle Sayın Başbakanımız, Sayın Reis Cumhurumuz, Sayın Hükümet yetkililerimiz ve çok değerli halkımız onlara bunu müsaade etmezler, fırsat vermezler. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin ezanını susturamaz. Bayrağını indiremez. Evvel Allah'ın izniyle o çaputçulara da bu fırsatı vermez. Herkes yapmış olduğu, herkes derken askeriyedeki bulunan, bu neydi diye belirsiz diyeceğim ben, buçuk çocukları yapmış oldukları hareketin cezasını fazlasıyla çekecekler. Ondan dolayı ben bütün hemşehrilerimize çok çok teşekkür diyorum. Sayın Başbakanımın, Sayın Reis Cumhurumun bir an vatandaş haberi olur olmaz herkesi meydana davet ediyorum demesiyle bütün halk meydanlara döküldü ve gereken tekbirin düzenine aldı. Ama şuna da şükürler olsun ki bu 3,5 çocukları daha da bundan 2-3 sene sonraya kalsaydı belki biraz daha zayiat olabilirdi. Allah'a kurban olayım, şaşırttı Cenab-ı Allah bunları. Kendi kazdıkları kuyuya Nemrut'un hesabı kendileri düştüler. Şerefsizler, general olmuşlar, albay olmuşlar, teğmen olmuşlar. Ondan sonra da sözünün arkasında duramayınca karı kılığına girerekten dağlarda, mahallelerde, sokaklarda vatandaşın evlerinin önünde çamaşırları çalaraktan, kadın kılığına girerekten canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Adi kişiler, bu kadar cesaretiniz yoktu, bu kadar başarınız yoktu da, bu kadar kadın kılığına girecektiniz de bu işte işiniz neydi? 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana biz sokaklardayız. Halka Pınar olarak o gün şartlarında o andaki duygu ve düşüncelerimizde insanlarımız 80 yaşındaki amcamız elindeki bastonuyla genç kadınlarımız gelinlerimiz elindeki çocuğuyla sokaklara dökülerek burada demokrasiye sahip çıktılar. Bugün nöbetimizin 14. günündeyiz. Teşkilatımız olarak halkımız olarak hepimiz nöbet yerindeyiz ve bu ikinci bir emre kadar yani bir yılsa bir yıl bir ömürse bir ömür bu sokaklarda, bu meydanlarda, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için bu meydanlardan asla çekilmeyeceğiz. İkinci bir emre kadar. Karapınar'la devam edelim. Bir erkek cesedi bulundu. İlginç olan ayrıntı ise cesedin üzerinden 2 adet sahte 1 dolar çıktı. Dün saat 19.30 sıralarında Karapınar ilçesinin Ali Tepe Mesire alanına gezmeye gelenler hareketsiz yatan birisini gördüler. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine Cumhuriyet Savcısı gelerek inceleme yaptı. Cesedin 45 yaşındaki Hakan Uzun'a ait olduğu belirlendi. Şahsın ölüm nedeni belirlenmek üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin cebinde seri numaralı sahte 2 adet birer dolar çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şimdi ise her zaman olduğu gibi Türkiye'de ön plana çıkan önemli gelişmelere bakalım. Aynı zamanda önemli bir makamda olan general veya amiral kalkıyor, irtibat halinde olduğumuz, görüşme halinde olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanların olduğunu görüyorum. Duyuyorum, bunu söylüyor. İnsan biraz sıkılır ya. İnsan biraz sıkılır. Bunun kararını vermek senin haddine mi? Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin.
kendini bileceksin. Sen benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik kalkıp bu darbe girişimini püskürten bu devlete teşekkür edeceğine, demokrasi adına teşekkür edeceğine, tam aksine darbecilerin yanında yer alıyoruz. Zaten darbeci senin ülkende. Darbeciyi senin ülkende zaten besliyorsunuz. Bu zaten ortada. Benim milletimi asla inandıramazsınız. Milletim şu anda bu tezgahın içinde olanları da biliyor. Ve bu tür açıklamalar bu işin arkasında kimlerin olduğunu, üst aklın kimler olduğunu da gayet iyi biliyor. Ve bu açıklamalarla da kendinizi açığa çıkarıyorsunuz. Açığa veriyorsunuz. Türkiye bu oyunlara gelmeyecek. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sizler Kayseri'deki Gülen örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda Boydaklara bir gözaltı kararı daha çıktı. Olacağımızı bilmenizi isteriz. Boydak Holding Yönetim Kurulu ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boydak ve Yönetici Halit Boydak bu sabah gözaltına alındı. Bir şey söyleyecek misiniz? Teşekkür ederim arkadaşlar. İl dışında oldukları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı bulunan Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'la İlyas ve Bekir Boydak'ın yakalanması için de çalışma yürütülüyor. Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak da önceki gün gözaltına alınmış, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak imzasıyla bir açıklama yayınlamış. Açıklamada FETÖ örgütüne geçmişte iyi niyet ve sadece vatanseverlik duygusuyla yaptığımız yardımları düşününce bugün kahroluyoruz ifadeleri yer almıştı. FETÖ-PDY'ye finans desteği sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Boydak Holding'in o dönem yönetim kurulu başkanı olan Hacı Boydak da yönetim kurulu üyesi Memduh Boydak 6 Mart'ta tutuklanmış, holding yöneticilerinden Erol Boydak da Murat Bozdağ ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Memduh Boydak halen tutuklu bulunurken Hacı Boydak avukatlarının itirazı üzerine 17 Mayıs'ta tahliye edilmişti. Bileceksiniz efendim. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Nazlı Ilıcağ'ın da aralarında olduğu 21 gazeteci adliyeye sevk edildi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 41 gazeteci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu gazetecilerden 21'i yakalandı. Gözaltına alınan Nazlı Ilıcağ, Seyit Kılıç, Yakup Sağlam, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habib Güler, Mehmet Gündem, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Bülent Mumay, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Arda Akın ve Ufuk Şanlı emniyette ifade verdi. Gazeteci Bülent Mumay hiçbir örgüte üye olmadığını ve savcıya gidip ifade vereceğini söylemişti. O da iki gün gözaltında tutuldu. Sorguları tamamlanan aralarında Nazlı Ilıcağ'ın da olduğu 21 gazeteci Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Belediyeye ait iki otobüs adiyenin C kapısından alınan gazetecilerin kelepçesiz oldukları görüldü. Gazeteciler sağlık kontrolü için adliye binasında bulunan adli tıp doktoruna götürüldü. Bu arada Bodrum'da yakalanan Nazlı Ilıcağ kendisine teslim olmadığı açıklandı. Nazlı Hanım, neden gözaltına alındınız? Yani ben kendim Bodrum'da teslim oldum. Telefonunu kapatmadan önce en son sekreteriyle görüştüğü tespit edilen Ilıcağ, buluşma yerinde gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan soruşturmada adı geçen gazetecilerden 11'inin yurt dışına kaçtığı belirtilirken 9'unun yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Metin Yıkar'ın evinde B ve L serisi 2 adet 1 dolarlık banknot, Bülent Ceyhan'ın evinde C serisi 1 dolarlık banknot ve Amerika'ya kaçtığı değerlendirilen Abdullah Abdülkadiroğlu'nun evinde ise K serisi 1 dolarlık banknot bulunduğu ifade edildi. Ben...
Kahraman şehit Ömer Halis Demir. Tüm Türkiye onu 15 Temmuz'da darbeci General Semih Terzi'yi alnından vurup darbe girişimini büyük oranda engellemesiyle tanıdı. Halis Demir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek 30 kurşunla şehit edildi. 42 yaşındaydı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kıdemli başçavuştu. Halis Demir Niğde'de köyde hayvancılık yapan bir babanın 7 çocuğundan biri. Kahraman şehidin çocukluğu çobanlık yaparak geçmiş. Meslek sahibi olduktan sonra da kardeşlerini okutmuş. Kahraman şehidin babası konuştu. En çok güç aldığım çocuğumdu dedi. Görevini, birliğini, vatanını, bayrağını bütün seven bir çocuktu yani. Çok güçlü bir çocuktu. Bütün gücünü, her şeylerini devlete veren, hazırlığını yapan bir çocuktu yani. Halis Demir en büyük hayalini gerçekleştiremeden şehit oldu. Hayali emekli olunca köye yerleşmekti. Hayali sadece şey vardı, kasabaya dönmez. Emekli olduktan sonra bir bahçe yaptırdı. Ev yaptırıyor şu anda da. Efendim, emeklisine zaten 2 yıla kaldıydı. Emekli olduktan sonra 6 ay Ankara'da, 6 ay memleketinde görev gelmesini öyle düşünüyordu. Beni ayakta tutan o adam, bu çocuğumdu. Kahraman şehit 15 Temmuz gecesi yaşanacakları önceden hissetmiş gibi babasına içinde kötü bir his olduğunu söylemiş. Son zamanda da baba benim içerimde çok ağır bir his var. Çok ağır bir his taşıyorum dedi. Ben de oğlum kendine sahip ol. Dikkatli ol dediğimi biliyorum. Şehit Ömer Halis Demir'le çocukluğu birlikte geçen Çukurkuyu Belde Belediye Başkanı İleri Koçak da şehidin adını yaşatacaklarını söyledi. 7 dönümlük yani 7000 metrekarelik bir alana anıt ve park sözü verdiler. Şehidin 2 çocuğu Türk milletine emanet kaldı. İnşaat ve tadilat mı yaptıracaksınız? Aradığınız tüm malzemeleri tek noktadan mı almak istiyorsunuz? O zaman çok gezmenize gerek yok. Özkubat Ticaret size yeter. İnşaat malzemelerinde aradığınız tüm ürünler Özkubat Ticaret'te. Bütün boru profil çeşitleri, panel trapez saç çeşitleri, aterpan, betopan, tuğla, beams, çimento, kireç, ondilin, ondiville, polimet panel kiremit çeşitleri, uzman renkli kiremit çeşitleri, shingle, desenli membran, kereste, playwood, inşaat yapı malzemeleri, ısı yalıtım ürünleri, OSB levha, hırdavat ve iş güvenliği ekipmanları Özkubat Ticaret'te. İnşaat yaptırmak artık çok kolay. Ödemede kolaylık, üründe kalite Özkubat Ticaret'te. Özkubat Ticaret, Yeni Sanayi Telekom Sokak, Mahrukatçılar Camii karşısı. Telefon 0332 734 53 92 0542 474 18 50 Ereğli. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratken'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratken inovatif serisinden. Selenit. Fratken.
Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Zirai mücadele ilaçları tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar. Zirai mücadele ilaçları tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sundu. Bizlerden bu akşamlık da bu kadar. Pazartesi günü tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.